Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Emre Collection diye Instagram sayfası açtım. Aşağıya linkini bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Videoya başlar başlamaz da kanala abone olun, like atın demeyi pek istemiyorum ama olsun. Hazır konusu açılmışken onu da yapın. Ne kadar çok abone olursa ben o kadar fazla teşvik olurum. O kadar fazla video çekerim isteyenler için. Hani olmasanız da video çekeceğim ama tabii ki abone olmanız beni daha fazla şevklendirecek, güdüleyecektir. O yüzden like atın, abone olun. Bugün 3 tane araç inceleyeceğiz. Matchbox'ın zamanında şoka gelen şeylerinden, serilerinden 3 seri inceleyeceğiz. 3-3 ayırdım ben bunları, koliden çıkanları. Kargo gelmişti, açmıştık onu. İzlemediyseniz yukarıda kart kısmından da onları izleyebilirsiniz. Sağ kısmından veya kanala girip bakabilirsiniz. Evet, şimdi açılışa geçelim. Evet, Land Rover Defender'la başlayalım bakalım. 2020 modelmiş. 90 yazıyor. 90 büyük ihtimal motorun beygir gücüyle veya paketiyle alakalı bir şeydir. Hemen açılışa geçelim. Ben bu Matchbox'ın altındaki şu boşluğu da yeni fark ettim. Acaba rahat açılsın diye oraları yeni mi bıraktılar? Bilmiyorum tam. Daha rahat açılıyor sanki aşağıdan açılınca böyle. Evet. Sanırım öyle. Bundan koruma çıkmadı. Direkt paketi açtım. Bunu atıyoruz. Evet. Defender normalde Range Rover'ın yani en sevdiğim aracıdır. Aslında eski kasaları daha hoşuma gidiyor ama bu yeni kasası da yine eski tasarımı koruyarak kültleşmiş bir. Tabii bu tek kabin olanı, bunların çift kabini, uzun serisi falan illaki vardır. Belki de o 90 yazan yazı şekli şeydir. Uzunluğuyla kısalığıyla alakalı bir şeydir belki. Kasa koduyla alakalı bir şeydir belki. Rengimiz bebek mavisi. Metalik bir renk. Ayrıyetten aslında metalik değil de metalikmiş gibi gözüküyor. Alt gerçek Defender'lardaki gibi, gerçek Land Rover'lardaki gibi üstten çıkmalı. Gerçek hayattaki Land Rover'ların şasesi direkt aşağıdan, hani kupa çıkar, kafası çıkar böyle bu şekilde. Bunu da o şekilde yapmışlar. Şu plastik kısımlardan sonra araç kendiliğinden yukarı ayrılıyor. Camlar full filmli. Ayrıca arkada tekerlek detayımız var. İstetme kapağımız var. Stop sinyal, Defender yazımız, Land Rover yazımız hepsi yerinde. Bagaj kapağı açma tutamacı, gözüktüğü gibi şey de var, köpek balığı antenimiz de yerinde. Panoramik tanımımız da var ama cam değil, plastik. Büyük ihtimal tente falan hesabı diye yaptılar. Jantlarımız standart jant ama araca uyum sağlamış. Birazcık offsetle şöyle çaplardan gördüğünüzde bakabilirsiniz. Altı standart Matchbox detayları, altına bahsetmeye gerek yok. Önde stop sinyal, ön farlarımız yerinde, sinyallerimiz yerinde, led farlar, angel'ları falan yapmışlar. Önde bir Defender yazımız var, kamera odaklamıyor, şöyle bakalım. Önde bir Defender ve Land Rover yazımız var, panjurun içinde gri bir bölme yapmışlar. Alttaki detaylarımız renkli olmasa da gayet hoş gözüküyor. Başka diyeceğim, ekleyeceğim bir şey yok, aynalarımız tamam. Araç güzel yani, birazcık minimal olmuş, tek kabin olması nedeniyle ama seviyoruz. Aracımız 19 model Volkswagen Beetle Convertible Cabrio demek. Roadster, Cabriolet hepsi aynı şeye geliyor, denk geliyor. Şimdi bunun açılışına geçelim. Açalım bakalım. Bir. Sıkarken araba yıkayacağım diye korkuyorum. Evet, aracımızı açtık. Standart bir Matchbox jant şekli. Ama aracın tatlılığına, şimdi klasik o görüntüsüne uymuş. Eski Beetle'lara benzemese de gayet bence eski Beetle'lara andırıyor. Yani hoş bu kasa tipi de. Tabii ki gönlümüz her zaman eski tip Beetle'dan yana ama bu aracı da bayağı detaylı yapmışlar. Simibol bir metalik boyası var. Gayet güzel. Turuncu renkte. Kamera ve monitörler gayet güzel göstermeyebilir bu resim şeyleri, renkleri ama dediğim gibi gerçekte görmenin fayda var. Ön farlarımıza detay yapmışlar. Stoplarına, angel'larına kadar, hepsine kadar. Volkswagen logomuz var. Ön tampon sinyalimiz var. Hepsi yerinde. Sinyal, stop, hepsinin yerine geri vites lambasına kadar yapmışlar. Arkada da tekrardan bir Volkswagen logomuz var. Üçüncü stopumuz da yapmışlar. Turuncu olduğu için pek gözükmüyor. Şöyle birazcık netleyebilirsek bakalım. Evet, netledik. Volkswagen Life yazıyor arkasında plakada. Egzoz detaylarımızı yapmışlar, 4 çıkışlı. Altında standart, gördüğümüz gibi.
Başka bir herhangi bir detayı yok. Önü komple cam yapmışlar. Çerçevesini metalden geçmemişler. Komple cam olarak gözüküyor. İç detaylarda da direksiyon, torpido, koltuk, el freni hepsini yapmışlar, detaylamışlar. Ama fazla renklendirme olarak bir şey yok. Her zamanki gibi. Ve sıradaki aracımız 2016 model Alfa Romeo Giulia. Çok severim İtalyanları. İtalyanlardan en sevdiğim araç Alfa'dır. Hemen açılışına geçelim. Evet, aracımızı açtık. Bir de ben bu anlatımları arkadaşlar çok resmi dille yapmak istemiyorum. Birazcık böyle makara kukara yaparak. Arkadaşıma, eşime, dostuma anlatır gibi anlatmak istiyorum. Böyle yok şurada mavi varmış, burada mavi varmış. Artık onlardan sıkıldım. O zaman insan böyle bir acaba şu bilgiyi de versem vermesem şeyine giriyor, stresine giriyor. Araç gayet güzel. Gerçek hikayelerini, bildiğim hikayelerini, ne hangi ülkeye ait olduğunu falan filan bunları da anlatmak istiyorum aslında. Onları da bahsedeyim. İtalyan marka biliyorsunuz Alfa Romeo. Bu araç da Alfa Romeo'nun spor ve D klasmanında bir araç. Aslında D de olabilir, E de olabilir. Ön detaylara baktığımız zaman sinyallerimiz far içinde ufacık gözüküyor. Kameramız ama bazen netleyemeyebiliyor. Farlarımız yerinde, ön ızgaramız güzel olmuş. Alfa belli olmasa da Alfa olduğunu hissettiriyor oradan beri. Alfa armamız. Izgaralarımız güzel, agresif gözüküyor. Keşke alt ızgaralar da oradaki gibi olsaydı. Daha agresif gözükebilirdi. Alt çok dandik gibi olmuş sanki. Rengimiz mavi. Güzel bir lacivert. Mavi lacivert. Artık ekranda size nasıl gözüküyorsa. Yan camlarımız yine açık. 5 kol offsetli jantlarımız var. Onlar da güzel olmuş. Yakışmış yani. Birazcık kalın olsa da yine kaldırmış arabayı. Stoplarda geri vites. Sinyallerimiz var. Arkaya da bir Alfa Romeo amblemi koymuşlar. Giulia'mız var. Giulia yazımız var arkada. Sağ üst tarafa da tip sildiğini koymuşlar. Bagajın Giulia. Ardından egzozlarımız 4 çıkış. Difüzörümüzün falan detayını güzelce yapmışlar. Birazcık baskıdan kaynaklı yamukluklar gözükse de hoş duruyor. Köpek balığı antenimiz yerinde. Kaputumuzdaki şişkinlikler hoş duruyor. Kaslı duruyor. Yan taraftaki çamurlu gızgırası falan filan. Gayet detaylı bir model. Bunun beyazı da var. Matchbox. Onu da açacağız. Onu da inceleyeceğiz. O kutulu olandan ama. A101 zamanında gelmişti. O zaman almıştık. Ufak bir spoilerımız var. Tatlı. Ducktail gibi. Alt detaylarımız standart. Bir Alfa'm olsun isterdim. Evet arkadaşlar, bugün bu 3 modeli inceledik. En beğendiğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşın. Bu tarz hobisi olan insanlara da bu adam varmış, şu adam varmış diye diğer herkesi de paylaşabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip edin. Oradan yeni video bildirimlerini oradan da görebilirsiniz. Sosyal hayatta da paylaştıklarımı, av videolarını YouTube'a gelmeden önce oradan da ava gittiğimizi falan öğrenebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.